تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم tövsiyelerinden de biri zulmet gecenin parçası kim olan fitneler gelmemişten önce salih ameller etmekte telesin. İlk önce Allah Teala'nın bu ayesiyle ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize ne kadar rahimli ve şefkatli olmasına bağlı göstererek Allah Teala bize böyle buyurur. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَح۪يمٌ. Ant olsun ki sizin özünüzden size öyle bir Resul geldi ki sizin sıkıntıya düşmeyiniz ona eziyet verir. O sizin iman getirmenize karşı haristir, şefkatli ve rahimlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen rivayette böyle buyurur. Badiru bil a'mal fitenen ki kat'il leylil muzlim. Zulmet gecenin parçası kim olan fitneler gelmemişten önce salih ameller etmekte birbirinizden ötüşün. Yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafiran. O gün kişi mümin olarak sabahlayar ve kafir olarak akşamlayar. Av yumsi mu'minen ve yusbihu kafiran. Veya huttaki mümin olarak akşamlayar ve kafir olarak sabahlayar. Yebi'u dinehu bi'aradin mined dunya. Aşağı bir şeye göre, dünya meksedine göre dinini satar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize bu tövsiyesi, ümmetine ettiği bu tövsiyesi, salih ameller etmekte birbirinizden ötüşün tövsiyesi azametli bir tövsiyedir. O tövsiyede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Badiru, telesin, yani manası salih ameller etmekte birbirinizden ötüşün. وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ الَّذ۪ي يَقْبَلُ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Salih amel de ki Allah katında kıyamet günü kabul olunan salih amel Allah için olup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine muvafık olan ameldir. Burada mühim bir sual ortaya çıkar. Ne için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine salih amellerde ötüşmeyi tövsiyedir? Sebeplerden birincisi ona göre ki kulun dünyada ve ahiretteki hoşbeklığı salih amellere bağlıdır. İnsanın bu dünyada hoşbeklığı, yakşı hayat içerisinde yaşaması salih amele göredir. Ve Allah Teala salih amelle yakşı hayatın arasını birbirine bağlayarak böyle buyurur. Men amile salihen min zekerin ev unse ve huve mu'minun فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتٌ طَيِّبَةٌ. Her hansı bir kişi veya huttaki kadın salih amel, iman getirip salih amel işleyerse biz onu dünya hayatında hoş hayat içerisinde yaşatırız. Alimler diler ki hoş hayat kalp rahatlığıdır. İnsanı bu dünyada hoşbeh yaşaması salih amellere bağlı olduğu kimi insanın bu dünyada da pis hayat içerisinde yaşaması, sıkıntı içerisinde yaşaması pis amellere göredir. Diyecek ki Allah Teala Taha surasında böyle buyurur. وَمَنْ اَعْرَضَ اَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ فَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا.
Kim bizim zikrimizden, Kur'an'ımızdan, emirlerimizden, kadınlarımızdan yüz döndürerse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ onun yaşayışı sıkıntı içerisinde olar. Ve kıyamet günü biz onu kör heşi ederik. Hemsinin salih emeller insana ahirette de hoşbek hayat içerisinde yaşamaya sebeptir. Allah Teala buyurur اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدُوسُ نُزُلًا İman getirip salih emel işleyenler Firdevs cennetine dahil olacaklar. Ve hemçinin insanın ahirette de cehennem odunda yaşamasına sebep pis emelleridir. Nice ki Allah Teala buyurur مَا سَلَقَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Cennet ehli cehennem ehline böyle diyecek. Sizi cehenneme salan neydi? Onlar ise cevabında böyle diyecekler. قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ Biz namaz kılanlardan değildik. وَلَمْ نَكُنُتْ عِمُ الْمِسْكِينَ Miskinleri de yedizdirmezdik. وَكُنَّا نَخُودُ مَا الْخَائِدِينَ Ve biz inkar edenlerle birlikte inkar edirdik. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ Ve kıyamet gününü yalan hesap edirdik. Hatta etenel yakın, hatta ölüm bize gelene kadar. Ona göre de insanın dünyada ve ahirette hoş hayat içerisinde yaşaması salih emellere bağlıdır. Ve hemçinin dünyada ve ahirette, dünyada sıkıntı içerisinde, ahirette de yani azap içerisinde yani cehennemde yaşamasına sebep pis emellerdir. Kudüs-i hadiste Allah Teala böyle buyurur. İnnemâ hiye a'mâlukum uhsîhâ lekum thumme uvaffîkum iyyâhâ. Allah Teala buyurur. Bu sizin ettiğiniz emelleri sizin için artıklamasıyla evezni veresik. Femen vecede hayran felyehmedillah. Kim emellerinde hayır taparsa Allah'a hamd etsin. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ Ve kim de emellerinde hayır tapmazsa o zaman özünden başkasını gınamasın. Hemçinin salih emeller insanı pis ölümden ve pis sonluktan da hılas edir. Nice ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur صَدَقَةُ السِّرْ تُطْفِعُ الْغَذَبُ الرَّبِّ Gizlide sadaka vermek Rabbin gazabını söndürür. Kohumluk evagesini güçlendirmek ömrü artırır. Yakşı emeller etmek ise pis sonluktan insanı hılas edir. Hemçinin salih emeller insanı gelbir azabından da hılas edir. Nece ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki insan ölü öldüğü zaman üç şey ona tabi olur. İkisi onunla birlikte ehli inanmalı, onunla birlikte kaydır. Emeli ise onunla birlikte kebire gedir. فَاِنْ كَانَ صَالِحًا اَكْرَمَهُ Eğer onun kebirde, yani onun kebire gittiği zaman bakıldığı emeli hayır emellerden olarsa o zaman ona orada hürmet olunur. Yok eğer onun emelleri pis emellerden olarsa ve onun orada o aşağılanlar azap verirler. Ve bunun için de bizim Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine salih emelleri etmeye, salih emellerde ötüşmeye tövsiye etti.